Bu videoda elektro negatiflik kavramı ve onun da çok yakından ilişkili olan elektron ilgisinden bahsetmek istiyorum. Bu iki kavram birbiriyle o kadar yakından alakalı ki bir atomun çok elektronegatif olduğunu söylemek onun elektron ilgisinin çok olduğunu söylemekle aynı anlama geliyor. Peki bu kavramlar aslında ne anlama geliyor? Elektron ilgisi bir atomun elektronları ne kadar sevdiği, bu yüzden elektronları üzerine ne kadar çektiği ya da örneğin daha çok elektron alıp almama eğilimi ile ilgili. Elektronegatiflik bundan biraz daha kendine özgü diyebiliriz. Mesela bir atomun başka bir atomla kovalent bağ yapıp o bağdaki elektronları paylaştığını düşünelim. İşte elektronegatiflik bu atomun kimyasal bağdaki elektronları diğer atomdan kapmaya çalışmasının öyküsü. Elektronları kapmak derken ne anlatmak istiyorum biraz daha açıklayayım. Buraya da yazayım. Elektronları ne kadar fazla kapmak istediklerinin ölçüsü. Bu aslında oldukça gayri resmi bir tanımlama. Aslında burada kapmak yerine çekmek de diyebiliriz. Yani atomun oluşan bağdaki diğer atomdansa elektronların kendisine daha yakın olmasını ve elektronları kendi üzerine doğru çekmek istemesini anlayabiliriz. Elektron ilgisi ise atomların elektronları ne kadar sevdiğiyle ya da onlara ne kadar ilgili olduğuyla alakalı. Bunu da bu şekilde yazalım. Elektronları almayı ne kadar istediklerinin bir ölçüsü. Gördüğünüz gibi iki kavram birbiriyle epey yakından ilişkili. Aslında elektronegatifliği kovalent bağ içerisindeki elektron ilgisi diye düşünebiliriz. Bu yüzden elektron ilgisinin biraz daha geniş bir anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi iki kavram iç içe geçmiş durumda demek daha doğru. Ayrıca elektronegatiflik olayı daha kolay anlaşılır kılıyor. Şimdi en çok bilinen kovalent bağlardan birini düşünelim. Mesela bir su molekülünün içinde oluşan bağlardan birini alalım. Bildiğiniz gibi su molekülü yani H2O bir oksijen ve iki hidrojenden oluşuyor. Her bir hidrojenin tek bir değerlik elektronu var. Oksijenin en dış katmanına bakarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 değerlik elektronu var. Bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, tam 6 tane. Şimdi düşünelim. Hidrojenin tek bir tane daha elektronu olsa tahmin edeceğiniz gibi kararlı bir elektron dizilişine sahip olacaktı. Yani sadece iki elektronla ilk katmanını tamamlamış olacaktı. Halbuki bildiğiniz gibi kararlı bir yapı olması için diğer katmanların 8 tane elektrona ihtiyacı var. Hidrojen sanki şu şekilde düşünüyor. Tek bir elektron daha alabilirsem helyum gibi kararlı bir yapıya sahip olacağım. Buna karşılık oksijen de iki elektron daha alabilirsem neon gibi kararlı bir yapıya sahip olacağım diye düşünüyor olabilir. Sonuçta ikisi elektronlarını paylaşarak bu isteklerine kavuşuyorlar. Buradaki elektron hidrojenin bir elektronuyla beraber paylaşılıyor. Hidrojen bu iki elektronu da kullanıyormuş gibi düşündüğü için daha kararlı bir hale geçiyor. Diğer bir deyişle dış katmanı tamamladığı için daha kararlı oluyor. Artık hidrojen kararlı yapıya sahip oldu. Aynı şekilde bu elektron da buradaki hidrojenle paylaşılıyor. Bu hidrojen de kendini helyum gibi hissederek kararlı hale geçmiş oluyor. Aslında oksijen de bir elektron karşılığında başka bir elektron almış gibi oluyor. Oksijen buradaki elektron paylaşımından iki ayrı hidrojenle yaptığı elektron paylaşımından iki tane elektron kazanmış gibi oluyor. Yani yapısı daha çok neona benziyor. Artık o da kararlı bir yapıya sahip oldu. Kovalent bağlar ancak benzer elektronegatifliğe sahip atomlar arasında olunca bu şekilde paylaşım oluyor. Hatta o zaman bile molekülün geri kalanı bu paylaşımı etki edebiliyor. Mesela bu şekilde olduğunda yani elinizde hidrojen ve oksijen olduğunda ikisinin eşit elektronegatifliğe sahip olmadığını biliyoruz. Oksijenin elektronları kendine doğru çekme eğilimi hidrojenden daha fazla. Bu elektronların harcayacakları zaman birbiriyle eşit olmayacak. Burada çizerken gördüğünüz gibi değerlik elektronları nokta halinde çizelim. Ama tahmin edebileceğiniz gibi elektronları aslında bu şekilde çekirdeğin çevresine dolanan bulutçuklar diyerek de tanımlayabiliriz. Sonuç olarak bu kovalent bağ oluşturan iki elektron hidrojenden çok oksijenin yanında vakit geçirecek. Aynı şekilde bu hidrojenin yanındaki bu iki elektron da Oksijenin yanında daha çok vakit geçirecek. Bunu söyleyebilmemin nedeni oksijenin daha elektronegatif olduğunu bilmem. Birazdan zaten bu özellikteki değişimleri de konuşacağız. Elektronegatiflik kimyada, özellikle organik kimyada çok çok önemli bir kavram. Bu şekilde elektronların hidrojendense oksijen etrafında dolandıklarını biliyoruz. Böylece bu uçta kısmi negatif yük, bu uçta da kısmi pozitif yük oluşuyor. Zaten suyun bu kadar ilginç özelliklere sahip olmasının nedeni de tam olarak bu. Bunun detaylarına başka videolarda daha fazla ineceğiz. Organik kimyada birçok tepkimenin gerçekleşmesini ya da hangi ürünlerin oluşacağını elektronegatiflik kavramı üzerinden tartışacağız. Özellikle yükseltgenme basamağı hakkında konuşurken elektronegatiflik işimize çok yarayacak. Artık elektronegatifliğin ne olduğunu öğrendiğimize göre bu özelliğin periyodik tabloda bir periyot boyunca nasıl değiştiğine göz atabiliriz. Yani birinci gruptan başlayarak halojenlere kadar yani buradaki sarı renkli koluna varıncaya kadar bu özelliğin nasıl değiştiğine bir bakalım. Sizce elektronegatifliğin artışı hangi yöne doğru olacak? Bunu anlamanın bir yolu en aşırı uçtaki örneklere bakmak olabilir. Mesela sodyum ve kloru karşılaştırabiliriz. Bir dakikalığına durup sizin de bunu düşünmenizi istiyorum. Evet, biraz düşündük değil mi? Aslında iyonizasyon enerjisiyle çok benzer özelliklere sahipler. Sodyum gibi bir element dış katmanında sadece tek bir elektrona sahip. Elektron alıp dış katmandaki elektron sayısını tamamlayarak kararlı bir yapıya ulaşmak onun için gerçekten zor. Ama tek bir elektron vererek neon gibi kararlı bir yapıya ulaşmak çok daha kolay. Başka bir deyişle sodyum elektronunu vermek istiyor. İyonizasyon enerjisini işlediğimiz videoda sodyumun neden düşük bir iyonizasyon enerjisine sahip olduğunu açıklamıştık. Gaz fazındaki sodyumdan bir elektron koparmak oldukça kolay bir işlem. Ama klora bakacak olursak sodyumun tam tersi olduğunu söyleyebiliriz. Dış katmandaki elektron sayısını tamamlamak için sadece tek bir elektron eksiği var. Bu nedenle elektron kaybetmek onun en son isteyeceği şey. Durum böyle olunca aşırı bir şekilde elektron isteği var diyebiliriz. Ancak bu şekilde argonun elektron dizilişine ulaşıp kararlı bir yapıya geçebileceği için üçüncü katmanını gerçekten doldurmak istiyor. Buradaki mantık şu. Sodyumun bir elektron kaybetmesi ona bir şey kaybettirmeyecek. Klorsa bir elektron kazanmak için savaşmaya hazır. Klor elektronları çevresinde tutmayı seviyor. Sodyumsa elektronları çevresinde tutmayı sevmiyor. Demek ki periyottaki değişim yönü şu şekildeymiş. Soldan sağa doğru giderken elektronegatiflik artıyormuş. Bu yüzden de elektronegatif elementlere ulaşıyoruz. Bunu da buraya yazalım. Sağa doğru giderken elektronegatiflik artıyor. Peki bu değişim aşağıdan yukarıya nasıl olacak? Size bir ipucu vereyim. Atom yarıçapı hakkında düşünün. Sizce grup içindeki değişimin yönü ne olacak? Aşağıya doğru giderken elektronegatiflik artacak mı yoksa azalacak mı? Yine yeterince düşündüğünüzü kabul ederek bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Hatırlayacağınız gibi bir atoma ne kadar çok kabuk ya da ne kadar katman eklerseniz o kadar büyük olur. Mesela buradaki sezyumun en dışındaki yani 6. katmanında bir elektronu var. Ama lityumun sadece tek bir elektronu var. Birinci gruptaki bütün elementlerin zaten en dıştaki katmanında tek bir elektronu var. Ama hepsi farklı katmanlardı. Sezyumun dış katmandaki elektron yani 51. elektron, lityum ya da hidrojen gibi elementlerin dış katmanda bulunan tek elektrondan çok çok daha uzakta bir yerde dolanıyor. Başka bir deyişle, bu elektronla çekirdek arasında bir sürü elektron var. Bu da onun çekirdekli etkileşimini engelliyor. Dış katmandaki elektron çok çok uzakta. Bu yüzden onu oradan almak kolay. Sezyum elektronları vermeye gönüllü. Ya da elektronları vermeye hidrojenden daha çok istiyor diyebiliriz. Demek ki bir grup içinde yukarıdan aşağıya doğru giderken elektronegatiflik azalıyor. Bütün bunları düşündüğümüzde sizce en elektronegatif atomlar hangileri olacak? Tabii ki periyodik tablonun en tepesinde ve en sağında olanlar. Tam buradakiler. Buradaki elementler en elektronegatif atomlardır diyebiliriz. Aslında genel olarak soy gazlar hakkında çok düşünmüyoruz. Diğerleri gibi reaktif olmadıklarını biliyoruz. Hatta bir kovalent bağ bile yapmadıklarını, çünkü buna gerek duymadıklarını, içinde bulundukları halde mutlu olduklarını biliyoruz. Ama burada gördüğünüz oyuncular bazen kovalent bağ oluşturabiliyorlar. Hatta bu bağ oluşturduklarında elektronları iyice kendine çekmeyi seviyorlar. En elektronegatif olanlar bunlarsa, peki en az elektronegatif olanlar hangileri? Onlar da tabii ki sol aşağı köşede olanlar olacak. Buradaki sezyuma bakarken siz de görmüştünüz. Kararlı yapıya geçebilmek için verecek tek bir elektrona sahipler. Grup 2 elementlerini düşünürsek, onların da 2 tane elektronu var. Ama yine de 2 elektron vermek bundan daha fazlasını almaktan kolay. Üstelik bu atomlar çok büyük. Yani dış katmandaki elektronlar pozitif yüklü çekirdek tarafından çok fazla çekilemiyorlar. Özetlemek istersek, periyodik tabloda sol alt köşeden sağ üst köşeye doğru giderken elektronegatiflik artıyor.